Şimdi istersen biraz mevki mevki artılar tamam. eksilerle oyuncuları değerlendirelim. E, karşılaştırmalı grafiklerimiz var değerli izleyenler arkadaşlarımızdan onları da rica edelim. Bir kalecilerle başlayalım. E, Mustara ve Ersin olarak biz hazırlamışız. E, Mert her ne kadar sakatlıktan dönüyor desek de e, Ersin şu anda daha hazır Hı -hı. E, gibi bir görüntü. E, tabii istatistikler burada rakamlar yanıltıcı olabilir. Zira e, Ersin yeni geçti e, kaleye. Hı. Mustara sezon başından beri oynuyor. E, bu anlamda istatistiklerden ziyade istersen e, biraz beklentilerden Hı. E, bahsedelim. Bu karşılaşma üzerinde ne kadar öne çıkabilirler? Hangi kaleci ne kadar zorlanabilir ki? ikisi de zorlanacak gibi görünüyor. Ne dersin? İki, ta iki takımın da inanılmaz hücum hattı var. E, ve topla buluştukları anda hem Icardi hem Abubakar direkt Hani golü düşünen öyle evet. sağıma bakayım soluma bakayım değil. değil. Direkt kaleyi düşünen adamlar. Burada Mustera'nın avantajı elbette ki tecrübesi formda olması e, 26. derbisi olacak herhalde ya da 25 öyle bir şey. Yani bu maçları sayısız oynamış bir oyuncu. Ersin'in handikapı tamamen hani teknik taktikten bağımsız. Çok çabuk morali bozulabilir. Çünkü geçtiğimiz dönemde de Mert kaleyi geçene kadar Ersin bir çöküşe başlamıştı ve dışarıda deplasmanda olsa da yapacağı bir hata yani sırf gol anlamında değil hatalı çıkış oyunu yanlış kurması Ersin'in moralini düşürebilir. Bu açıdan Muslera hani zaten bu kadar hata yapmış ve onları tolere edebilen deneyime sahip hiçbir şeye bakmadan yoluna devam ediyor. Ersin'in o konuda bence bir handikapı var. Onun dışında iki kalecinin e, tartıya koyduğumuzda forvetlere bağlı biraz. Yani gününde bir forvet, gününde bir Abubakar, Muslera'yı tanımaz. Gününde bir Icardi, Ersin'i tanımaz. O zaman şöyle yapalım mı? Ee, diğer bölgelere de bakmadan bir hücuma bağlayalım hücuma bağlayalım buradan. Ee, Icardi, Abubakar'ı isteyeceğim şimdi. Ee, i̇ki takımın da hücumcularına bakalım. Buradaki istatistikler daha belirleyici. Daha net. Daha net çünkü iki oyuncu da Hı -hı. 8 maçta oynadı. Ee, Icardi'nin 8 golüne karşılık Abubakar'ın 4 golü var. Hı -hı. Asist sayıları eşit isabetli şutlarla Icardi'nin yine bir üstünlüğü var. 1.8'e 0.9 şeklinde. Hava topu kazanmada da Icardi'nin daha üstün olduğunu görüyoruz. Hı hı. Aynı şekilde ikili mücadele kazanma noktasında da Icardi bir adım önde. Şimdi bunlara ek olarak Abu Bakar'la ilgili bir şey daha söyleyeyim. 16 maçın 13'ünde skora katkısı var. Yani Abu Bakar her maçın içinde olan bir adam. Evet. Ve olmayan pozisyonu gol yapan bir adam. Beşiktaş'ı bu sezon ki o kritik dönemde krizleri içinde boğulduğu maç sıralarında hep Abu Bakar ayakta tuttu. Onun golleri tuttu. Bu tip maçlarda böyle daha da bir yüreklenen daha da bir şaha kalkan Abubakar. Bu arada bu rakamlar şöyle yanıltıcı olmasın. Galatasaray'ın evet. performansıyla Beşiktaş'ta şu anda Abubakar'ın etrafındaki insanların bu kadar düşüşte olduğu Hı -hı. bir dönemde Abubakar'ın evet. bu performansı Hı -hı. sergilemiş evet. olması belki daha e, Kesinlikle. önemli. Kesinlikle Yani Abubakar gerçekten hani Beşiktaş'ın taşıyıcısı dediğimiz evet. adam konumunda şu anda. Icardi cephesinde zaten hani vuruş kalitesi, duruşu, bakışı kaleciyi terste yakalamaları zaten dünya çapında bir adam. Burada Icardi'nin avantajı kendisine daha alışkın, onu daha fazla besleyecek oyuncuların olması. Mesela ne diyoruz? Abubakar'ın gerisinde Gezzal mı oynar, Cenk'i mi koyar, işte Raşit mı bilmiyoruz. Ama Galatasaray'da çok iyi anlaştı. Bir Kerem'le oynayacak bir kere. E sağdaki Tete ya da Barış, solda Zaha. Bunlarla daha uyumlu. İç sağda daha net oynuyor. Galatasaray maçı rakip yarı sahayı yıktığı zaman, rakip ceza sahasını daha fazla baskı kurduğu zaman Icardi daha net bir şekilde topla buluşuyor. Bunlar Icardi'nin bu maçtaki avantajları olacak. Ama sonuca baktığımızda iki golcünün de biraz maçın kaderini tayin edeceği bir karşılaşma gibi. Biraz golcülerin derbisi olacak. Topla buluşurlarsa. Bu arada klipte dikkat ettin mi bilmiyorum. Aynı. Bir tarafta Icardi bizim arkadaşlarımız evet. hazırladı. Bir tarafta Abubakaj başka oyuncu yok, yok. bile. Yani doğrudan bu maç Tabii. golcülerin maçı olacak gibi bir e, durum. Bu tip işlerde olursun. biliyorsun hep onlara odaklanır herkes. Evet. Ya maç 0-0 biter. Tamam mı? Kabus olur herkese. Öyle olmasın. Ama o kadar bekledik. Yok, diğer <laughs> istatistiklere de geçeceksin ama sırf golcülerden bağımsız. Bence inanılmaz bir eforun sarf edildiği Beşiktaş'ın bu hani kadro kalitesindeki eksiklikleri, sakatlıkları vesaireyi çabasıyla, oyuncu gücüyle daha fazla koşarak tolere edeceği bir 90 dakika bekliyorum ben. Yani o yüzden bu ikisini de topla buluşamadığı, bazen maçın içinde kaybolduğu, ya nerede bu adamlar diyeceğimiz bir karşılaşma da olabilir. Çünkü e, savunma kurguları da bu ikiliyi Silmek üzerine yapılıyor. Hmm, ama öyle olmasın. Şimdi gollü güzel böyle keyifli umarım, heyecanlı umarım. bir maç izleyelim. Ee, şimdi o zaman savunmayla devam edelim. Yine Sağ beklere bir bakalım. Sasha Boy ile Rosie'ye karşılaştırmasını e, isteyelim. Yine her iki oyuncu da 8 Hı -hı. karşılaşmada forma giydi. Gol ve asist katkısı yok Hı -hı. her iki oyuncunun da. E, i̇sabetli paslara baktığımız zaman 86'ya 81 dengeli bir e, durum. E, Dribbling konusunda Rozya bir adım daha Hı -hı. önde. Top kapma konusunda da Saşaboy'un evet. öne çıktığını e, görüyoruz. Bekler. Şimdi e, Beşiktaş'ta karşısında kimi oynayacağımızı kestiremediğimiz için net de bu işleri konuşamıyoruz. Ama şu var. Her ikisi de bir hücum beki. Her ikisi de e, skor bulmasa da çok bindirme yapan sağ kanatta önündeki oyuncularla iyi anlaşan ve or orada onları besleyen onları, besleyen onları daha fazla hücuma itip kendileri sağa açık gibi oynayan oyuncular burada e, Rozier'in karşısında Zaha oynayacak asıl bence Beşiktaş için soru işareti bu çünkü Zaha öyle bir adam ki yani bacak boyu yüksek karşısındaki böyle hani duruyor zannettiğin anda bir anda seni geçebilen bir oyuncu ve burada Rozier'in herkesin bildiği gibi çok sert hareketleri olabiliyor. Geç kaldığında rakibini durdurmak için kural dışına çıkabiliyor. Buralarda Rozier'in kart sorunu baş gösterebilir. Boye cephesinde onun çıktığı anlarda karşısında Cenk oynarsa eğer solda Cenk'in bir anda içeri deplesi olması, bir anda içeri kat ettiğinde onun arkasında yaşanacak boşluk bu ayın bence kriz anı olacaktır. Orayı savunmadan bir kademeden biri mi gelir, orta sahadan oraya bir takviye mi yapılır bilmiyorum. Ama Cenk'i takip etme peşine düşerse Boy alan savunmasından çıkıp asıl orada Galatasaray için bence problem olabilir. Peki, savunmadan yine devam edelim. Abdülkerim ve Koli ikilisine hı hı. şöyle bir bakacağız. 8 maça 7 maç yine benzer istatistikler İki golü var Koli'nin, Abdülkerim'in bir golü mevcut. İsabetli pas konusunda %91 ile Koli'nin bir adım önde olduğunu görüyoruz. Top kapma dengeli, hava topu kazanma konusunda Abdülkerim'in çok ciddi bir üstünlüğü evet. var. Ve ikili mücadele kazanma konusunda da yine Abdülkerim evet. bir adım önde görünüyor. Abdülkerim ligin şu anda en formda yerli stoperi. Ee, belki de süper ligin en formda stoperi. Evet. Milli takımdaki performansıyla daha da net bir şekilde e, kadroya dönüyor. O özgüveni de yüklenerek. Her ikisinin de hücum çıkışları çok önemli. Duran toplarda kafa vuruşları için sürekli çalışılıyor. Dün e, röportajlarında da Koley onu söylüyor. Abubakar'la çalışıyoruz idmanlarda diyor. Burada baskı biraz daha Koley'in üstünde olacaktır. Yani Galatasaray iç sağ olması, oyun planı, rakip yarı sahaya oyunu yıkması nedeniyle Koley daha baskı altında olacaktır. Burada Abdülkerim'in de Kabus anları ne olur? Beşiktaş'ın hücuma hızlı çıktı. orta sağdan sahadan işte Getson olabilir, soldan Cenk olabilir. Onların çıktığı anlar Abdülkerim biraz terste, biraz önde yakalanınca o çabuklu olmadığı için onun da handikabı o. Peki, orta sahaya gelelim. Şimdi hep biz hücumcular belirleyici olacak diyoruz Hı -hı. da orta saha sağlam kalmadığı sürece o hücumcular zaten beslenemiyor ve az önce senin de vurguladığın gibi sıkıcı e, Kitleniyor, değil mi kitlenen maç? bir karşılaşma izliyoruz. Şimdi Torreira ile Hacan e bir bakalım. Hı -hı. Yine 7 e, maça 8 maç. O yüzden e, değerlendirilebilir istatistikler. Şöyle bir baktığımızda Hacan için 2 asisti var. İsabetli pas konusunda çok dengeli her iki oyuncuda. E, top kapma konusunda Torreira'nın bir adım önde olduğunu görüyoruz. İsabetli orta burada e, yan, yanlış değildir sıfır. herhalde diye düşünüyorum. Torreira 0. İsabetli e, orta konusunda Hacı Ahmetoviç 1.4. E, i̇kili mücadele kazanma noktasında da %62 Hı. ile e, yine Hacı Ahmetoviç evet. önde. Şimdi bu istatistiklere hiç bakmayıp so, e, bunu sana sorsam muhtemelen Toreyra e, de, evet. dersin. Hı. Çünkü gerçekten bütün takımların belki sahip olmak isteyeceği türde Kesinlikle. bir orta saha oyuncusundan söz ediyoruz. Hı. Peki bu rakamları nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Hacı Ahmetoviç zaten şöyle bağlayayım. Beşiktaş şimdi saydığın isimler hep net isimler ya. Beşiktaş'ın omurgası aslında çok iyi. Kaleden başlayıp hücuma kadar ama Beşiktaş'ın asıl sıkıntı yaşadığı yer kadro derinliği ayrı. Diğer noktalarda hani o 4-5 tane net oyuncunun dışında kalan isimler. Şimdi baktığımızda Galatasaray'la her mevkide kafa kafaya gidiyorlar. Toreyra, Hacı Amit tamam. Toreyra geçen sezondan bu yana çok formda dediğin gibi herkes ister ama Hacı Amitöviç, ligin e, bu kadar sürekliliği olan, bu kadar düzenli olan, Konya'dan beri hep aynı performans gösteren etkili bir oyuncusu ve tam da mevkisinin adamı. Şenol Hoca ilk onu istemişti. Evet. Hemen alınmıştı. Doğru. Burada ikisinin karşı karşıya geleceğini ben çok düşünmüyorum. Çünkü ikisi de eee Hacı Amedoviç daha fazla geriye yaslanacaktır. Torreira'nın çok fazla çıkışını görmeyeceğimiz. Bazen iki stoperin arasında üçüncü stoper gibi orta hmm. sahada eğer Kaan oynamazsa orta sahada duracak bir adam çok fazla hücum katkısı yok. Ortası yok. Bu da Galatasaray'ın uzun top, dikine uzun top atmamasının aslında sebeplerinden biri. Hacı Ahmetov için bunu yapmalarından biri de Abubakar var ya. Nasıl Abubakar'a atalım topu mantığıyla önce onu bir topla buluşturalım mantığı. İkisi tam örtüştüğünde ben çok dengeli bir karşılaşma bekliyorum orta sahada. Peki Şimdi sağ açıklara şöyle bir bakalım. E, Tete Tetel Raşitsa demişiz ama iki oyuncunun da olmama ihtimali Bak, var tabii. onu söyleyelim. Yani burada bir anda e, Barış Alper Yılmaz ve Gezal bir anda olabilir. E, Gezal olabilir Hı. aynı şekilde. Şimdi altı maçta oynamış iki oyuncuda Raşitsa'nın iki golü var Tete'nin yok. Tete'nin bir asisti var Raşitsa'nın yok. İsabetli paslarda Tete önde, driplinklerde yine Tete önde, ikili mücadele kazanma konusunda da aynı şekilde. E, Raşit Sağ tam olarak o beklenen e, performansı, geçen sene Galatasaray'da gösterdiği performansı henüz Beşiktaş'ta e, gösteremedi. Tabi herkesin e, bu yönde bir beklentisi Hı. hala var. E, bu maç o maç olur mu? Aslında o merakla bekleniyor ama dediğimiz gibi her iki oyuncunun da yerine başka isimlerin e, forma giymesi de e, olası. Kağıt üstünde bu ikili zaten en formda ve oynaması beklenen adamlar normal şartlarda ama şimdi Raşit başlayalım. Raşit geçen seneki performansı muhtemelen ilk 10 hafta kimse Raşit hatırlamıyordur. Raşit o Galatasaray'ın seri yaptığı sonra final haftalarına geldiği dönemde öne çıktı. Kariyerin en iyi skor durumlarından birini gösterdi gol ve asiste geçen sezon. Ama asıl başarılı olduğu yer savunma katkısıydı. Asıl başarılı olduğu yer pres özelliğiydi. Beşiktaş için bu maçta tam da istenen nokta. Şimdi Gezzal'ı oynatırsan Gezzal sana hücum katkısı verir. Bir anda asist yapar gol ama Galatasaray karşısında savunmaya katkın olmazsa gerçekten onların hücumcuları seni siler süpürür. O yüzden Raşit Say için bu maç tam bir efor ve olursa hücuma hızlı çıkma maçı olur. TT cephesinde TEP'de daha fazla durağan oynayan, kendi alanı dışında çok fazla efor göstermeyen, o bölge topla buluştuğunda etkili olan, birebir de zaten inanılmaz bir adam, birebir de seni eksilten bir adam. Burada Raşitsa'nın savunma özelliği Beşiktaş için biçilmiş kaftan Galatasaray deplasmanında. Gezdal'ı belki sonra alabilirsin, belki on numaraya kaydırabilirsin ki onun için de aynı. Burada Burak Hoca bir bize şablon sunacak. Ben Galatasaray'a karşı aynı onun taktiğiyle mücadele edeceğim derse daha net bir hücumcu kadro çıkartır. Yoksa Raşit ise sağ açıkta zaten oynaması gereken isim. Şimdi Gezal'ın e, bir sonraki grafiğimizde Gezal var Zahay'la e birlikte. Hı hı. E ee, acaba olabilir mi diye düşündüm ama Gezalo solda düşünmektense belki daha 10 numaraya çekebilirim. <laughs> hani iki, iki oyuncu da 10 numarada oynayabilir mi? Ee, diye ister istemez akla geliyor. Ee, biz yine de bakalım kanat oyuncusu Tabii, sonuçta evet. iki oyuncu da bu anlamda karşılaştırılabilir. E ee, 6'ya 5 yine benzer maç sayılarına çıktı. Her iki <laughs> oyuncu da iki oyuncunun da birer golü var. Gezalo'nun iki asisti. E, i̇sabetli pas konusunda Gezal bir adım önde, dribblingler dengeli, ikili mücadele kazanma konusunda daha bir adım önde. Şimdi Gezal da aslında e, o büyük sakatlıktan hı hı. sonra bu kadarı bile belki beklenmiyordu şu aşamada Gezal'dan. Sadece bir sakatlık da değil, birkaç evet, tane evet. ağrı da yani içinde. yani kronik olabilir evet. denirken bu şekilde bir dönüş. E, Kuvvetli beşik Umarım, umarım böyle devam eder. Burada yalnız süreler biraz daha farklıdır muhtemelen Gezal. Hani maç sayısı 6 ama evet, evet, süre doğru, anlamında dakika olarak dakikada olabilir. Gezzal daha altta. Ee, yani bu maçta riske eder misin Gezzal'ı Galatasaray deplasmanında Raşit Savarken? Ben orada kafamda bir soru işareti Hatta var. Hangisi risk acaba? İşte hücum mu oynatacaksın? Burak Hoca biraz da bize i̇şte ya da işte kariyer planı verecek? Yani tribünlerin Raşit Say'a bir tepkisi olur mu mesela? Ya o kadar tepkisi olmaz. Ve olarak... Veya Raşit Sav'ından bundan etkilenir bak, mi? Bak olmaz. Niye olmaz? Bir, Galatasaray türbinlerinden bakayım. Raşitsa yerine kariyer olarak, teknik taktik yıldızlık olarak daha iyi bir isim aldınız mı? Aldınız. Tete. Raşitsa sizden kötü ayrılmadı. Raşitsa sizi bekledi. Siz almadınız adamı. Doğru. Yani bir de öyle bir boyut var. O yüzden yani eğer hani ütopik olmayacaksa ben olsam alkışlarım Raşitsayı. Yani şampiyon Keşke yapmış. Şey öyle oldu. Ha, öyle bir adam olarak gidiyor. O yüzden Raşit'e öyle bir tepki yöneleceğini falan düşünmüyorum. Gezzal sizi daha fazla tedirgin eder. Gezal'ı sahada görmek, topu ayağına her aldığında eyvah dersin. Ya bu Bakarı bir şekilde topla buluşturur dersin. Forvet arkası oynasa, sağ ayağıyla da sol ayağıyla da bir anda şut çıkarabilen bir oyuncu. Yani önünün açılmasını beklemeden ufacık bir boşluk gördüğünde bile şut atan bir oyuncu. Ve şut özelliğiyle, gol bulma özelliği birbirine eşit geliyor. O yüzden de... Ee, Tam ikisi tabii ki örtüşmüyor ama Gezzal'ın belki 10 numarada oynaması taktik olarak ilk yarıya en azından Galatasaray'ın o baskısını kırmak adına bir planlama içinde olabilir. Risk mi risk ama Burak Yılmaz da yeni teknik adamlığa başladığı bir dönemde bize biraz kariyer planından ipuçları verecek. Daha hücum kurallarını ortaya koyan bir futbol mu ya da daha dengeli daha Galatasaray deplasmanında duran bir takım mı?